Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ömer Yıldız'la berabersiniz. Evet, bugünkü bölümümüz yine bir Cities Skylines arkadaşlar. Evet, şehirde şu anda sıkıntılar çekiyoruz. Yeteri kadar işçi yok, yeteri kadar işçi yok, yeteri kadar işçi yok deyip isyan çıkartıyorlar. Şu an bunlara bir çözüm bulmakla mükellefiz gençler. Ne istiyor bunlar şimdi? Uneducated insan istiyor. Bizdekiler de bütün educate, yani okumuş insanlar. Yani okumamış adam lazım bu ülkeye ya arkadaşlar. Nasıl yapacağız onu? Şimdi şurada boş bir of 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 yürüyen insanlara bak. Vay 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 vay. Bu bölüm çok şey yapacağız arkadaşlar. Yeni yollar yapacağız, kavşaklar yapacağız. Şurası bayağı bir görüntü kirliliği oldu gibi bu yaya yolu. Onu bir düzelteceğim. Şöyle alttan yollar çıkartacağım. Bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şöyle şu tarafa doğru giren şu otoyolun yanından hemen evleri konduralım gençler. Bunlar zaten şey olsun yani, şöyle normal ev olsun. Eğitimsiz insan olsun bunlar. Buraya olmasın lan, buraya olmasın pardon. Şuraya olabilir, buraya olabilir. Buraya 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 buraya, buraya da olsun mu? Buraya olmasın abi, sanayi yanında ev olmasın, adamlara zarar. Hemen hızlıca bir oyunu birazcık hızlandıralım. Sanayimiz güzel gidiyor. Burada eğitimsiz adam ihtiyacı var. Bizdekiler de maşallah hepsi eğitimli ha. Allah Allah. Demek ki eğitimsiz adam ihtiyacımız varmış. Ülke eğitimli dolu gençler. Çöp sorunu var diyor burada. Ya çok da sorun yapılacak şimdi bir şey değil yani. Arkadaşlar bu kadar da sorun etmeyin bunu, gözünüzü sevdiğim ya. Bir yaya yolu çıkartmamız lazım aslında. Of 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 of. Sanayimiz bayağı bir akın akın ilerlemiş. Orman sanayi, maslak orman sanayi de ne getirisi. Valla parayı oradan vuruyoruz şu anda ha. Valla parayı oradan vuruyoruz. Bu adamlar çok fazla yol dolaşıyor yalnız. Şehirden çıkmak için. Ona bir çözüm bulmamız lazım gibi. Hemen yapın şuralara güzel evler bir şeyler ya. Hemen doldurun gençler. Hadi bakayım. Şurada bak, burada boş yer kalmış. Bu nasıl bir şey lan? Yolun ortasına ev mi yapacaklar? Saçma. Yollarda insanlarımız yürüyor maşallah, gayet güzel. Şurayı da bunlara açsam mı diyorum. Şöyle buraya bir yerleşke yapacağız. O seni yıkıyor mu lan oradan? Seni şöyle çıkarsak. Şöyle veririz. Buradan da şöyle verirsek sanırım birazcık daha ihtiyacı karşılayabilecek şeyler yaparız gibi geldi bana. Abi burada ne dolaşıyor böyle salak salak? Çöp kamyonu. Orada çöp mü var ki lan? Şimdi buranın suyu var mı dur? Aa, bize orasını almamışız. Süper. O zaman şöyle şuraya kadar getirelim. Bu buradan çıksın gitsin. Nereye gidiyorsa lanet olsun gitsin. Diyelim. Bu böyle gelsin abi. Bu yolun devamına şöyle bir çıkartalım. Hazır olsun. Ülkede Allah'a şükür suyumuz var. Yeterli miktarda. Şuralara da ben ev kondurayım. Elektriğini şuradan çekerler zaten. Abi okulun birini mi yıksak? Ne yapsak? Eğitimsiz insan su yok diyor lan. Lanetli bölge oldu ya. Al. Al hadi suyunu al. Defol git. Eğitimsiz insan yok diyor. Bir anda çok fazla mı yaptık? Ne yaptık? Anlamadım ki. Şu yıkımlar kulağınıza tecavüz ediyor biraz gençler ama yapacak bir şey yok. Hadi bakalım şimdi. Aslında bu kavşaklara şu an için pek dokunmak istemiyorum. Şöyle şu üst geçitte bir saçmalık var. Bir saniye abi. Şunu az şöyle indirebiliyor muyuz? Şimdi arkadaşlar şu yolu birazcık aşağıya indireceğim. Çok saçma gözüküyor çünkü. Yani yaya geçidi tamam da abi. Bunlar, bu adamlar uzaya mı çıkacaklar? Bakın şöyle tutup güzel bir şekilde indirebiliyoruz. Bence çok hoş oldu. Şu ortayı birazcık daha indirebiliriz. Şöyle gerçekçiliğini korusun yani. Saçma sapan uzaya çıkar gibi. Bakayım. Baksana kamyonların çok çok üstünde zaten. Şurayı da şöyle az indirelim aşağıya. Dur lan. Evet, güzel oldu. Şurayı da indirdik mi tamamdır bu arada. Oyun bunları yapmanıza izin vermiyor. Bunları modla yapıyorsunuz. O yüzden bu tarz şeylere muhtaç gibiyiz. Abi burada eğitimsiz insan diyor ya. Şimdi arkadaşlar büyük ihtimalle insanlar buraya işe gidemiyorlar. Ben öyle anladım. Uneducated, uneducated, uneducated. Normal insan da yok. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar burası GG bu arada. Yani anlamadığım bir şekilde herhalde ulaşım mı yok buraya? Niye böyle oldu burası? Vallahi anlamadım. Uneducated insan nasıl olmaz abi ya? Bak burada 9 tane uneducated insanımız var. Şimdi gençler biz ufaktan bir
metro işine girişelim diyorum ben. Sizler ne diyorsunuz bilmiyorum. Metro istasyonlarımız açıldı ama açıldığıyla kaldı gibi geliyor bana. Şimdi bunların yerlerinin hazırlanması lazım. O yüzden şöyle yollar çıkartacağım bunları arkadaşlar. Ufak ufak isterseniz gelin beraber bakalım onlara da. Burada çok güzel bir yolumuz var. Ben bunu bozmak istemiyorum. Şöyle bir yol yapalım buraya. Acaba metro istasyonunu da bir yola bağlamak gerekiyor mu? Bakın o konuda hiçbir fikrim yok biliyor musunuz? Şöyle bir yol verelim buraya arkadaşlar. Metro istasyonunu şöyle bu yola koyalım. Şehirden bir tık uzakta, gürültü de olmayacak şekilde. Elektriğini alıyor mu oradan? Almıyor, süpersin. Şöyle yapalım, elektriğini alsın. Suyu var mı? Suyunu da aldıralım. Tamamdır. Şimdi buraya arkadaşlar bir yol bağlayalım. Şöyle yapsak. Abi yani kaç farklı şekilde yol yaptın? Gözünü seveyim ya. Şehir planlaması sıfır valla. Şöyle yapsak arkadaşlar. Bu insanlar buradan metroya binip çıkıp evlerine gidebilirler mi? Şu an kafamda deli sorular var. Evet. Metro istasyonunun birisi orada olacak. Bir tanesini hemen buraya yapacağız. Neredeydi metro sekmemiz abi? Gel sen buraya. To sleep diyor. Steep diyor. Yok abi yok. Şimdi tamam birini buraya yapalım. Buradan çıkar. Şöyle gelir. Aslında buradaki rezidanslara da bir tane lazım biliyor musunuz? Bir tane de buraya lazım ama artık buradan yürüsünler eşek değillerse. Bir tane buraya lazım hacı abi. Tam şöyle orman binamızın yanına. Bir tane de ileride sanayiyi bu tarafa doğru aktarırsak diye düşünüyorum. Şimdilik buraya koyalım. Ama burada büyük ihtimalle durak yapmayız gibime geliyor. Ama dursun yani. Sıkıntı yok. Bağlamasını nasıl yapacağız? Hemen yollarında istiyorsanız döşemeye başlayalım. Döşemeci usta. Şimdi en zor yerlere geldik. Burada su yok, elektrik yok diyor. Oradan bağlandı mı? Bağlandı, süpersin. Sen geleceksin abi. Seni hemen şu ucundan tutalım. Sen bağlandın mı? Bağlandın. Bazen bağlanmış gibi gözüküyor. Bağlanmıyor bunlar. Şimdi seni de şöyle yapacağız. Sen bağlandın mı lan? Sen de bağlanmışsın, süpersin. Sıkıntı şurada şimdi. Şuradan şöyle getirelim. Böyle bağlansın. Böyle. Dur abi hiçbir şey görmüyorum ki şu anda. Şöyle bağlansın. Bu da böyle bağlansın. Tamam mıdır gençler sanırım. Boşalt abi şu çöpü. Şu çöp de yemin ediyorum başımıza bela oldu ya. Diyor ki burada su yok, elektrik yok. Sana da şuraya bir tane temiz elektrik vereyim. Oradan da elektriğini al. Gözünü seveyim. Uğraştırma beni ya. Lan su içinmiş lan şu. Al. Al şuradan elektriğini, beni uğraştırma. Gözünü sevdiğim. Hadi bakayım. Hadi aslanım. Hadi sen iyi alıyorsun oradan. Şu an hala eğitimsiz insan arıyoruz arkadaşlar. Şaka gibi ya. Bu metro hattını yaptıktan sonra sırada bağlaması geldi. Evet. İlk istasyonumuz burası olsun. Haydi bismillah deyip ilk kazmayı vuralım. İkinci istasyon burası olacak. Üçüncü istasyonumuz neresi olacak? Tabii ki burası olacak. Dördüncü istasyon. Yani burada inmek isteyen varsa da defolsun insin. Umurumda değil. Bir tanesini bağladık gençler. Evet, metro hattını şehrimize verdik, ulaştırdık. Bakalım. Şu an hemen bir tane ilk müşterimiz gidiyor. Bicycle, bisikletle gidiyor adam. Oğlum bisikletle metroyu nereye sokacaksın lan? Bak geliyor, 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 geliyor. Helalsin be. Bisikletle indi metroya. Delikanlı adam. Güzel, güzel bisikletle. Oo, arkadaşlar metro açtığı varmış insanlarımızda ya. Şuraya bak. Oha, oha. Bir saniye şu yolun şu kısmını yıkabiliyor muyuz? Neyse şuradan şöyle dolansınlar artık. Buraya yaya geçidi koyabiliyor muyuz arkadaşlar? Hemen bir bakalım. Onu nasıl yapıyorduk ya? Onu nasıl yapıyorduk biliyor musunuz? Hiç bilmiyorum. Bu yaya geçidi nasıl yapıyorduk abi bu yolda? Evet gençler birazcık izleyelim istiyorsanız. Abi bu ne? Çok fazla metro ihtiyacı varmış şehirde ya. Artık insanlar yürümeyi bıraktı, metroyla geliyorlar. Acaba burada gelen giden var mı? Şu an insanlar şehrimizi terk ediyor anlamadığım bir şekilde. Yani bulmuşsunuz mis gibi belediye başkanını, cillop gibi şehri. Hala şehri bir terk edeyim, bir gideyim başka bir yeni tatlar arayışı içinde. Bundan iyisi ne olacak acaba yani? Evet, şu an burada da bu çiti yaptık var ya, mal gibi duruyor. Bunu bir düzene sokmamız lazım aslında. Şöyle bir metro hatlarına bir bakalım arkadaşlar. İçeride kaç kişi var? Gösteriyor mu acaba onu? Duraklarda falan. Kaç kişi var acaba, gösteriyor muydu? Bir yerden bakıyorduk ama bulamadım. Burada metro hattı işliyor mu? Burada da işliyor. Evet içerideki adamları görüyorsunuz.
Güzel güzel güzel. Güzel. Metro hattı şu an verimli çalışıyor. Burayı çözmemiz lazım. Burayı acil çözmemiz lazım. Şimdi bu duraktakine bakıyoruz. Burada durak var mıydı lan? Burada durak yoktu. Burada durak var. Burada zaten orman sanayi. Burada inen var mı? Herhalde burada inen yoktu. Burada inen geri zekalıdır yani. Oğlum sen ne alaka buradan? Yanlış indi herhalde salak. Burada inen var mı gençler? Burada inen dolu. Burası bizim favori istasyonumuz. Şu an 38 kişi var durakta. Güzel idare eder. Arkadaşlar ben buranın birazını sileceğim. Çünkü çok saçma oldu yani. Öyle geliyor. Defolun gidin abi. İşçi yok. Şu an işçi açığımız var. Siktir git. Aa, sen gitme. Sen gitme. Şimdi. Abi şuradan geçen insana bak ya. Oha. Şimdi gençler şu bölgenin polisilerini bir el atmak istiyorum ben yavaştan. Nereden değiştiriyorduk? Ha, polisiz diyelim. Şimdi güç kullanımını birazcık azalsınlar. Su tüketimini biraz azalsınlar. Ondan sonra recycling'i biraz arttırsınlar ki çöp kullanımımız azalsın. Oha paramız çok düştü bu arada. Neyse artar o. Eğitimi buslamayalım abi. Okullar olsun. Oo, bunlar pahalı şeyler. Beleş Wi-Fi olmasın abi. Yok ebesin nikah. Şimdi vergi artacak. Vergiler artacak şimdi. Belediye başkanı vergiyi gömer. Hepsine gömeceğiz abisi. Burada yaşamanın bir bedeli. Aa relief değil, relief değil. Rahatlama yok. Relief yok gençler. Öyle bisikleti encourage biking. Tamam bisikleti de burada şey yapmışız. Aslında bu yolları arkadaşlar şu an fikrim geldi. Şöyle yapalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Çok güzel bir fikir geldi aklıma. Hazır bisikleti şey yapmışken aynen şu yolları ne diyorum biliyor musunuz? Şöyle komple bisiklet yapalım abisi. Şöyle bisikletle gidip gelsinler vatandaşlarımız. Acaba otopark falan yapabiliyor muyduk? Bakalım bisiklete biniyorlar mı? Şimdi mesele o. Mesele tamamen abi burada bisiklet yolu gitmiş yalnız ya. Saçmalamışız. Burada da binsinler. Binin aslanlarım. Burada da binsinler. Abi kaldırımda biniyor bisiklete şerefsiz ya. Oğlum bisiklet yolu yaptık lan size. Burada yok. Burada var mı? Şuraya da yol yapalım. Neyse abi, burada böyle bir boktan durumu oluştu ama neyse ben bu bisiklet yolunu pek sevmedim yani. Aslında çok sevdiğim bir şeydir gerçek hayatta. Aa bak biniyor. Helal lan kırmızıda da duruyor. Oo bisiklet kullanımı arttı gençler. Süper tamamdır süper gidiyoruz. My little princess was trapped up in a tree. Ya kedisi ağaçta mahsur kalmış. Bana ne senin kedinden ya. Şimdi burada bir karşı üst geçit var. Bayağı da ihtiyaç var gördüğüm kadarıyla. Bu taraftan bu tarafa geçit yok arkadaşlar. Ona da bir çözüm üretmek bizim boynumuzun borcu. Belediye başkanı olarak şurada bir trafik oluşmaya başlamış. Kontrol oyla mı yapıyorduk? Buraya benim bir şey yapmam lazım aslında. Şöyle bir roundabout, döner kavşak yapalım arkadaşlar buraya. Bunun da bir modu var. Kontrol oya basıyorsunuz. Direkt koyduğunuz zaman döner kavşağı yapıyor arkadaşlar. Cillop gibi. Yani mis gibi. Burayı da tek yön yapacağız bir saniye. Tamam zaten tek yönmüş lan. Bu tarafa gidiş var mı abi? Ha burası zaten tek yön. Tamam burası gayet güzel oldu arkadaşlar. Bakın ufak bir roundabout yani döner kavşakla işi bitirdik de bunlar niye burada park ediyor abisi? Allah Allah. Buralara şey verebiliyoruz. Bunlar yol versinler. Kavşaktakiler her zaman geçiş hakkına üstünde sahiptir. Tamamdır. Burayı da ayarlayalım. Tamamdır, süper. Maşallah güzel güzel akın akın işliyor. İleride burada bir sıkıntı olursa buraya da aynı kavşaktan yaparız. Bakayım bisiklet. Oha bisiklet kullananların sayısı çok fazla arttı bakın. Güzel. Bu da trafiği bir nebze de olsun rahatlatacaktır. Çöp. Ha, sıkıntı baş gösterdi. Tamam. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi burada tabii şey olmadığı için yol olmadığı için arkadaşlar çöpü maalesef toplanamıyor. Sen şöyle gelsen. Şuradaki yolu yıksak. Şunu şöyle şuraya bağlasak. Ondan sonra sana hemen var ya hemen şuraya yol vereceğim söz. Hemen yol vereceğim. Hemen şöyle sana yol vereceğim. Hiç şey yapmayın gençler. Tamam buraya polis de gelir, asker de gelir. Metroda görüyorsunuz çöpler yığılmaya başladı. Hiç hoş bir durum değil bu arkadaşlar. Bunu da close yapabiliriz. Şimdi şu döner kavşağımıza hemen şöyle gelin istiyorsanız
hızlıca bir göz atalım. Güzel, gayet de güzel çalışıyor arkadaşlar. Abi niye burada eğitimsiz adam yok ya? Çok fazla iyi insana ihtiyacımız var. O zaman belediye başkanı olarak hizmet getirmek bizim boynumuzun borcu deyip şuraları da yapın anasını satayım. Benim buralar için başka hedeflerim vardı. Ama maalesef şu an bu gerizekalılara, eğitimsiz gerizekalılara ihtiyacımız var arkadaşlar. Yoksa çöpümüz toplanmıyor yani. Abi adam yok, sen hala istekte bulunuyorsun. Neyin isteği bu? Heh. Bak. Yüksek eğitimli insan da lazım diyor. O bizde hiç yok şu an. Üniversitemiz yok çünkü. Aa, buradaki gökdelenler yükselmeye başlamış gençler. Güzel. Güzel güzel. Burası gayet istediğimiz oranda ilerlemeye devam ediyor. Şuradaki kavşaklar iç içe. Şurada biraz salaklık olmuş gibi. Şunu istiyorsanız şöyle bir ufak bir düzeltelim. Tamam arkadaşlar, burayı da ayarladım. Şimdi burada bir sorun oluşmaya başladı. Ne diyor? Ha, not enough buyers diyor. Yeteri kadar ürünlerimizi alacak adamlar yok. Şimdi arkadaşlar buradan üretiyoruz. Bu adamlar buradan çıkıyorlar. Tekrar bütün yolu dolaşıp buraya geliyorlar. Üretim aşamasındaki en büyük salaklıklardan birisi bence. Benim burayı bir düzenlemem lazım. Onu büyük ihtimalle bölüm sonunda yaparım. Buraya bir döner kavşak koyacağız şehrin girişine. Yani buradan gelen adamlar mesela buraya da geçebilsinler istiyorum ben. Hatta döner kavşak yerine onu şöyle bir alternatif sunalım arkadaşlar. Şimdi hemen sizle birlikte yapalım onu. Ha, burası da böyle saçma sapan bir viraj olmuş ya. Niye böyle bu? Aha, daha beter. Aha, tamam, güzel oldu. Tamam, şu an daha güzel oldu bence. Şurayı da ileride değiştireceğim. Bu ne abi? Böyle şehre giriş mi olur ya? Hah? Daha güzel oldu. Tamam. Şuradan şehrin diyorum. Yerin altına bir inelim bakalım. İnemedik ya lan. Biraz geriden çıkartalım o zaman. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bakın buradan girecekler. Hiç buradan tekrar geri dönüş yapmadan. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Kimse de dönmüyor lan. Oğlum salak mısınız siz? Niye dönmüyorsunuz? Hayır hayır, burada ışık yok. Burada ışık yok abi. Burada ışık yok. Burada ışık yok. Buradan gelen sadece şöyle geliyor abisi. Tak tak buraya bağlanıyor. Hatta buraya da bağlanmıyor. Direkt bu şehirde bağlanıyor. Bakıyoruz kullanan var mı? Kimse kullanmıyor. Süper. Çok aptalca bir yol oldu herhalde. Oğlum bunlar zaten komple eksporta gidiyorlar. Şimdi bunlar tamam, mallarımızı alacak yer lazım diyor. Şimdi arkadaşlar çöp üretiminde yine bir sıkıntı yaşamaktayız. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Dertler tasalar hiç bitmiyor. İnanın. Bize fabrika lazım. Şu an üretim fabrikası. Bir tane pulp mill yapalım. Pulp mill şöyle yol üstünde olsun. Fabrikalar şöyle yol üstüne taşıyalım biraz. Ondan sonra bir tane de engineering wood plant yapalım. Bunlar zaten birazdan malları alacaklardır buradan arkadaşlar. Abi sizde şey olmasın, gözünüzü seveyim ya. Işık olmasın, şuraya bir kanun getirelim. Bakın şuradakiler yol versin, bu taraf aksın abi. Ak abi, trafik akacak, durmayacak. Burası bizim ihracat kapımız, baksana şuna. Export, export, export. Her şeyi export diyoruz gençler. Her şeyi. Hala açılmadı şu zıkkım ya. Krematoryum. Of of. Mecbur mezarlık yapacağız abisi. Yapacak bir şey yok. Şuraya koysak acaba mezarlığı, artık buraya bir yere koyacağız gençler. Bizim bir tane daha mezarlığımız vardı ya. O ne oldu? Abi boşalt diyor binayı. Ölüleri boşaltsan nereye götüreceksin? Değil mi? Yani mantıksız. Hiç bilemedim biliyor musunuz? Şu Silikon Vadisi de çok şey oldu lan. Çok dejenere bir isim oldu yani, herkesin bildiği. Şurayı ne kadar kötü yapmışım ya. Kimse de kullanmıyor ha. Karşıya buradan mı geçiyor bu insanlar? Ha, ondan kullanmıyorlar. Neyse şu an sıkıntı yok ya. Çok çirkin duruyor burası. Bana mı öyle geldi bilmiyorum ama yazarsınız yorumlara. Çok hoş bulmadım yani ben. Burası da böyle çok hoş olmayan bir yer. Şurada ağaçlar sesi engellesin diye yaptık. Büyük ihtimalle şuradaki binalar da gürültüden yakında şikayetçi olmaya başlarlar arkadaşlar. İstiyorsanız onlara da şöyle... Bu ne lan? Lan bizim güzel ağaçlarımız vardı. Palmiye olmaz. Bu ne oğlum? Şöyle büyük büyük çam ağacı yok mu? Şunlardan şöyle yapalım. Evlerin kenarlarına. Bunlar sesi bir nebze olsun kesecektir arkadaşlar. Bakın. Hafiflettiler. İleride otobanları ses geçirmeyen şeylerden yapacağız. Sesi kesen otobanlardan ama şu an ona para harcayamayız maalesef. Bununla idare etsinler. Ev bulduklarına şükretsinler. Böyle bebek gibi bir şehrin içinde. Buraların devamını uzatacağız. Şöyle şu şekilde. Orada su var mı ona bir bakayım. Su da var, sıkıntı yok. Çöp ihtiyacımız artacaktır büyük ihtimalle. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi bu dükkanlar ne oldu? Dükkanlar ne alemde? Hala uneducated insan yok diyor ya. Allah Allah.
Abi nasıl olur ya? Bizim okul şeyimiz çok mu yüksek? Abi uneducated insan var bizde. Bunlar buraya gelemiyor mu acaba? Anlamadım ki gençler. Nasıl oluyor yani? Şimdi abi bizim metro istasyonumuz nerede? Lan şuradan şuraya iletişim yok. Aman. Ulaşım yok mu buradan buraya? Var. Her şekilde var. Şimdi şurada bir trafik ışığı olmasın abi. Trafik ışığına gerek yok. Şöyle bir kural verelim buraya. Burası ana yol. Geç abi. Siz bekleyin. Siz bekleyin. Tamam. Burada trafik aksın. Şu an bir sıkıntı yok ama ileride sıkıntı doğurabilir diye oradaki düzeni sağlamak bizim görevimiz. Buradaki yuvarlağımız. Burası ne olmuş lan böyle? Oha saçma sapan bir şey olmuş ama yani yapacak bir şey yok. Şehirdeki çöpü boşaltıyorlar. Nereye gidiyor Allah bilir. Elektrik ihtiyacımız var mı istiyorsanız ona da bir göz atalım. Elektrik ihtiyacımız şu an yok arkadaşlar. Şunu yıksak elektriğe bizim sıkıntımız olur mu? Bence olmaz ama neyse kalsın. Orada böyle güzel bir hava katıyor şehrimize. Aa su yok diyor lan. Ya şuradan suyu alamıyor musun sen? Nasıl bir insansın ya? Sen de bağlan oğlum. Şimdi kağıt üreteceğiz buradan. Ham madde lazım diyor gençler. Ham madde, ham madde. Aa aslında buradan buraya dönüş varmış. Aynen ha, bütün yolu geri gelmiyor ki adamlar. Buradan bir dönüş var yani sonuçta. Şimdi gençler şurada bir salaklık oluyor. Geliyorlar gidiyorlar bir şeyler oluyor. Burayı bizim bir düzene sokmamız lazım. Şöyle bir kontrol O'ya bassak, bir kavşak yapsak buraya. Nasıl olur? Yalnız bu kavşağı üçlü yapalım arkadaşlar. Highway kavşağı olsun. Aynen öyle olsun. Dur bakayım. Oğlum ışık olmayacak lan kavşakta. Salak mısınız ya? Şimdi buranın düzenlemesini hemen yapmanız lazım. Yoksa saçma sapan bir hal alır bu. Bu buraya. Bu buraya bağlanacak gençler. Tamam. Bu ikisi buraya dönebilir. Tamam, sıkıntı yok. Yalnız çok fazla boşluk verdik buraya. Şimdi bu ikisi şöyle şuraya bağlansın. Şu şuraya bağlansın. Şu da şuraya bağlansın. Siz abisi gelin. Sen buraya. Sen buraya. Sen de buraya. Akacak trafik, akacak. Şıkır şıkır istiyorum burayı. Hadi bakayım. Işık var mı burada? Yok. Şimdi buraya da bir öncelik verelim. Aynen burası bekliyor. Süper, burası bekliyor. Burası bekliyor. Tamamdır. Burayı çözdük ama biraz saçma oldu gibi. Yani buradan böyle gelmesi saç hoş gözükmüyor. Neyse orası kendi kendine akar gider gençler. Çok. Oha metroya bak. Sen nereye gidiyorsun abi metrodan inip Allah aşkına? Burada yaşıyor. Burada çalışıyor. Sen yürüyerek mi gideceksin o kadar yolu? Bir saniye lan. Vallahi merak ettim ha. Bak. Geldi abi. Ne alaka? Karşıya geçti. Ha, çalıştığı yere gidiyor gençler. Şimdi aslında bu adamların bu kadar fazla yürümemesini sağlamak için şöyle bir şey yapabiliriz burada. Buralarda yaya geçidi var zaten. Şöyle şuraya ufak bir yol yapalım bizim çalışanlarımız için. Bakalım burayı kullanacaklar mı? Evet, kullanıyorlar sanırım. Geliyor geliyor geliyor. Aa kullanıyorlar. Tamam adamlar o kadar yürümesin. İnsaf ya. Vallahi insaf. Şimdi bizim oldukça fazla ağaca mağaca ihtiyacımız var. Belli oldu yani o. Biz şu an hangi sanayi yolundan... Lan lan lan. Allah kahretmesin. Hangi yoldan yaptık lan orayı? Sanayi yolu yapacaktım arkadaşlar. Yanlış oldu. Şimdi şu sanayi yolunu şöyle uzatalım. Buraya biz birazcık daha ham madde şeyi yapmamız lazım gençler. Şöyle şunun yanına bir tane de ufağından dikelim. Bunlar kendi kendine toplansınlar. Ne var bu içeride abisi? Aa bak şu an şeyleri saksıda getiriyorlar. Henüz dikmemişler. Dikecekler birazdan. Süper. Tamam güzel çalışıyor. Şimdi bir tane de şundan dike... Ah bundan dikemiyoruz şu an. Bundan nereye dikebiliriz abisi? Şimdi şuraya da yol çıkartmak lazım gençler. Oo, small city olduk. Süper. Industrial space planning. Oo, çok güzel. Big business benefactor, small business. Çok güzel şeyler gelmiş. High Tech House gelmiş. Şu an monorail geldi. Güzel. Cable car yani teleferik geldi. Baraj geldi. Yoga bahçesi. Krematoryum geldi mi lan? Gelmemiş. Allah seni kahretmesin. Cable car, train, unique buildingler geldi. Süper. Şimdi burayı ben şuraya kadar uzatmak istiyorum. Bilmiyorum ne kadarını doldururuz ama bize lazım gençler. Bunlar biliyorsunuz çevremiz için oldukça önemli. Şimdi ara yoldan çıkanlar için buraya bir kavşak yapabilir miyiz? Ben şurada ışıkları kaldırmak istiyorum. İleride siz yol verin abi.
Tamam mı? Bu trafik aksın buradan. Bu trafiği akarken görmek istiyorum. Burada su yok diyor. Hakikaten su yokmuş. Adamlar haklı. Ağaç sulayacaklar ama suları yok. Hemen oraya da suyunu verelim. Buradaki adam sürekli raw materials, raw materials diyor. Nasıl yok abi senin ya ham madden? Nasıl olmaz yani? Kimse getirmiyor mu sana? Arkadaşlar yaptığımız geri zekalılığa bakın. Kendimden utanıyorum şu anda ya. Buraya hiçbir şekilde geliş yok. Değil mi? Aynen öyle. Buradan adamlar çıkıp gidiyorlar. Ve burası tek şerit. Onu ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi burayı aynen öyle. Anladınız siz onu. Şimdi kaç şeritli yol abi burası? Bir saniye. Çok fazla oldu o. Neden diyorum bu adamlar sürekli raw şey istiyorlar? Buradan sonrası tek... Lan oğlum dur lan. Tamamdır. Şöyle yapalım ki bu şeride de yanaşabilsinler arkadaşlar. Şimdi bırakacaklardır malzemeleri. İzliyoruz. Hızlandırdım. Yaptığım salakla şöyle biraz kaymışım koltukta. Kusura bakmayın artık uzun süre oynayınca insan bir kaykılıyor. Bak getirdiler tamam ya. Tamam ya. Aslında şuraya bizim bir yuvarlak ihtiyacımız var arkadaşlar. Şunu şöyle bir 50 yapsak. Şöyle bir yuvarlak yapsak. Şeritleri de üçerli şerit yapsak. Sak sak sak. Üç şeritli yol yok mu abi burada? Güzel şu an işliyor burası abi. Bence 10 numara oldu. Bir saniye bir saniye bak buranın hemen şeyini vermek gerekiyor. Sen delivanla dur burada. Sen burada dur. Tamamdır. Kavşaktakiler yol vermeyecek abi. Kavşaktaki adam akıp gidecek. Evet gençler ya çaresi buymuş buranın ya. Vallahi billahi bakın. Hemen yeşermeye başladı ektiğimiz fidanlar. Süper. Ham maddemiz dağılıyor. Ham maddemiz dağılırken ben aslında şunu taşımak istiyorum. Burada bir saçma sapan bir şey oluşmuş. Onu şuraya taşımak istiyorum gençler. Onun yerine buraya... Bu ne abi? Yangın helikopteri deposu. Yani bunun burada ne işi var aslında? Değil mi? Neyse kalsın şimdilik orada. Ben buraya birkaç tane daha ağaç, orman bir şeyler yapmak istiyorum. Yapıştır abisi. Burada da mı trafik ışığı var lan? Oğlum kaldır ışıklar. Işık yok bu memlekette ya. Siz zaten arayoldan binde bir geliyorsunuz. Yol verirsiniz o tarafta. Trafik şıkır şıkır gençler maşallah maşallah. Trafik akışımıza hemen bir bakıyoruz. %86. Gerçi şu an şehrimiz çok ufak ama olsun. Şimdi sanayi bölgesine ihtiyacımız var diyor gençler. O yüzden şurayı şöyle bir büyütmeye çalışacağım. Sanayi bölgesini kesinlikle şehrinizde tek tarafa toplamayın. Trafiğinden geçilmez yani oyun. Trafikten geçilmez. Burası çok güzel oldu gençler ya. Burası hakikaten çok güzel oldu. Şimdi bu turların başka bir fikrim daha var benim de. Onu nasıl yaparız bilmiyorum. Şimdi burada bakın tren yolu var. Görüyorsunuz onu. Bu turlar bunu export edene kadar dünyanın yolunu gidiyorlar. Dünyanın yolunu gidiyorlar ve artık... Aa bakın bizim yolumuz işlemeye başlamış. Süper. Dünyanın yolunu gidiyorlar. O yüzden şöyle şuraya bir kargo terminali yapsak acaba. Kargo terminalinden direkt adamları buraya götürsek nasıl olur diye düşünmüyor değilim. Var mı acaba bizim kargo terminali yapabiliyor muyuz? Hemen bir bakalım. Tren var, monorail var, cable car, taksi. Dur bakayım lan. Metro, tren, kargo terminali var mı abisi? Bu ne abi? Aa bunu yapabiliriz bak. Yapalım lan bunu. Çok güzel bir şey bu. Vallahi billahi baba yapıştıracak bunu buraya ya. Peki şehre gürültüsü var mı bunun? Entertainment. Vallahi yok. Yap abi şundan. Hem buraya gelir kaynağı olur biliyor musunuz? Burada çöp toplanmıyormuş. Toplansın yapacak bir şey yok. Şöyle şuraya yapabiliyor muyuz? Ah be ah be. Niye yapamıyoruz lan oraya? Vallahi mükemmel olurdu ya. Bu neyi bozuyor burada? Elektrik tellerini koparttı. Senin Allah cezanı vermesin. Ha neyse koparttı ama öbür taraftan da alıyor. Abi sanayinin içine de olmadı be. Olmadı yani. Burası da dolmuş. Boşalt. Burası boşalmış mı? Abi bu çöpü ne yapacağız? Çöpü yakamıyor muyuz anasını satayım ya? Gençler. Recycling. Incineration. Aa gelmiş. Abi yakın şu çöpleri gözünüzü seveyim ya. Ortalığı bok götürüyor yani. Yakın abisi. Adam üzüldü burada ama yapacak bir şey yok. Babali yani bizde de böyle. Bakayım eğitimsiz işçi hala yok. Hala yok. Abi nereden bulacağız biz bu eğitimsiz işçiyi? Buradaki evde yaşayanlar acaba? Uneducated abi köpek sürüsü gibi uneducated insan var ya. Buna nereden bakıyorduk? Hani high school hiç yok lan. Üniversitede yok. Abi bizim şuraya bir high school yapmamız lazım aslında ya. Hani bu kadar da gaddar olunmaz be. Bu kadar da gaddar olunmaz gençler. Şöyle bir high school yapalım. Yanlışlıkla şuradan bir evi yıktım.
Üstüne bir de yolu yıktım galiba. Allah'ım ya Rabbim, yapacağım bir şey. Neyse, sıkıntı yok. Aa, hemen gelişmeye başladı adamlar. Bakın, çık 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 çık. Artıyor, güzel. Yangınları niye durdurmuyorlar diyor. Lan şerefsiz, bizim itfaiye binamız var. Helikopter depomuz var. Sen ne yangından? Oo gençler, metro akın akın. Akın akın maşallah. Mis gibi. Yeni bina diyor. Ha, tren şeyine bakacaktık arkadaşlar. Benim kafa gitti. Çok dikkatim çok çabuk dağılıyor bu oyunda. Metro maşallah işliyor. Güzel. Şu an tek hat koydum arkadaşlar. Çünkü hani çift hat git gel çok da bir gerek yok gibi. Belki ileride koyarız. Çok fazla masrafa gerek yok. Şimdi train station, cargo train terminal. Tamam. Arkadaşlar şunu şöyle bir yere yapacağım. Ben bir 10 dakika ara vereyim. Bunu yapayım, ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, şu an kargo terminalini yaptım. Hiç bilmiyorum nasıl bir şey olacak. Burada bayağı bir yoğunluk olacak. Ya abi, şunu kapatamıyor muyuz? Gözünü seveyim. Hiç sevmiyorum ya. Şimdi bakın, buradan giriyorlar. Tek şerit yaptım bu yolu ki geri dönmesinler diye. Bu taraftan giriyorlar arkadaşlar. Tek şerit olarak. Buradan yüklerini bırakıyorlar. Ondan sonra şuradan arkadaşlar gittikleri yere, kaldıkları yerden devam ediyorlar. Evet, burada bir sıkıntı oluşacak gibi zamanla. Şu an için bir sıkıntı yok ama ileride bir sıkıntı olacak gibi. Abi buradan 6 şerit geliyor. Buradan 2 şerit gidiyor. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Bu şekilde olmaz. O yüzden buradaki yolu da gençler şu şekilde... Hayır, ters döndür. Şöyle aktarmamız lazım buraya. Yoksa buradaki trafiğin önüne geçemeyiz. Bir saniye, bu yol niye böyle olmuş? Ne kadar geri zekalı bir durum ya. Tamam arkadaşlar, şu an iyi gibi gözüküyor. Şimdi hemen buranın bir planlamasını da yapalım. Şöyle bakın, buradan gelen şöyle çıksın. Buradan gelen şöyle, hop, oha nereye çıkıyor ya? Buradaki adamlar da çok fazla o trafiğe bulaşmasınlar. Buradan giden de şöyle geçebilsin abi. Bunlar da şöyle trafik aksın gitsin burada gençler. Aksın gitsin, aksın gitsin. Aa, buraya bir de yaya geçidi yapmamız lazım. Çünkü buraya metro istasyonu koyduk. Abi dertler bitmiyor ki, sürekli bir sıkıntı çıkıyor. Bu yoldaki de ne biçim bir şey oldu lan bu? Yoldaki yaya geçitleri nasıl kaldırıyorduk? Hadi bulabilirsen bul bakalım. Yaya geçidi olmasın, yaya geçidi olmasın, yaya geçidi olmasın. Üstten aşağıdan çıkabilsin vatandaşlarımız. Bakalım şu an gelen giden olacak mı o tarafa? Şöyle bir oyunu hızlandıralım. Hızlıca bir bakalım. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Evet, şu tarafa da şöyle bir geçit yaptım. İsteyen istediği taraftan gidebilir. Evet, kullanıyor. İnsanlarımız kullanıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Bunda hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Burası ışıl ışıl, şıkır şıkır işliyor maşallah. Güzel güzel güzel. Benim tek... Ha işte bak, burada meydana geldi. Görüyor musun? Sanayideki abi şerefsizlik burada işte. Yani bu oyundaki buna bitiyorum ben. Bu oyunda buna bitiyorum. Şu bölgedeki adam da getiriyor, buradan ihraç etmeye çalışıyor. Abi git otoyoldan, git ak git işte ya. Ak git anasını satayım. Bak, burada bir yoğunluğa neden oldu. Görüyor musunuz? Şimdi bunu nasıl çözeriz arkadaşlar? Burada bekleme yok dedik. Siz niye bekliyorsunuz gençler? Tamam, buradan düz gidebilsinler. Hatta bu iki şeritli yol mu? İki şeritli yol sanırım. Hafiften sorunu çözer gibi olduk ama ne yapıyor bu? Niye duruyorsun oğlum? Burada başımıza bela olacak arkadaşlar. Demedi demeyin. Şöyle bir şey yapabilirim. İleride buradan tak diye şuraya veririm. Bunlar hep ihracata götürüyor, biliyor musunuz? Yani şeyi götürüyorlar. Tren istasyonuna götürüyorlar. O yüzden bir sıkıntı çıkartacak diye düşünüyorum. Evet gençler, bayağı uzun bir bölüm oldu. Bayağı bir kısaltacağım. Yani şu an 47 dakikalık bölüm oldu ama siz bunu 15-20 dakika kadar, belki de maksimum 30 dakika kadar izlersiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Benimle kalın, oyunsuz kalmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.